Bir incelik daha var burada. Bu da ee, o meal aynı zamanda Bakara 154. ayeti kerimedeki Estağfirullah ve la tekulü limen yüktelü fî sebilillah envâd bel ahyaun velâkin lâ Bu ne biliyoruz? musun? İncecik bir zar, şeffaf bir perde veya bir ayna. Bak aynaya bakıyoruz kendimizi görüyoruz. Ama o aydanın arkasında bir şey var. Ayet-i kerime diyor ki Allah yolunda öl, öl, öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz. Ya Evliya Allah Hazaratı başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere. Piran Hazaratı, Evliya Allah Hazaratı incecik bir, bir, bir perdenin arkasında bizi müşahede ediyorlar. Ya bu nasıl bir sorumluluk getiriyor? Şimdi varoluş yalnızlığı diye bir tabir vardır. Existential existential solitude. Hmm. Varoluş yalnızlığı. Yani bu dört kategoriden bir tanesi Irvin Yalom'un varoluşçu psikoterapi kitabında oradan da bahsedeceğiz. Son sorular dediği insan hmm. yalnızdır diyor. Bize göre değil. Ha insan yalnız. İnsan bir ölümün cevabı yoktur diyor. Ölüme bir cevap bulamazsın. Halbuki ölüm şudur, ölüm şu. Buradaki benim ölmesidir. Adama kalktı, anlatabilsem ya. Hidayet, hidayet eder inşallah. Bir de hocam yalnızlık dediği yalnızlık yok. Belederimiz evet, var, evet. camimiz var. Anlam diyor. Anlam bilemezsin diyor. Ya anlamı burada bilemezsin. Yükselirsen anlamı anlam, anlam çıkıyor meydana. Ya. Ee, özgürlük, özgürlük diye bir şey yoktur diyor. Halbuki lahufe alefin ve lahum yahsenin alanı ve insan yalnız. sıklam yalnızdır. Diyor. Hatta şöyle bir şey veriyor. <laughs> örnek veriyor. Çok ağır er bir rahatsızlığa yakalandığınızı düşünün. Yatakta yatıyorsunuz. İşte Hı. kanser, manser. Evden sesler geliyor. Yakınlarınızın sesleri falan geliyor. O anı sizden başka kimse taşıyamaz diyor. Yani çok derin bir ümitsizlik var orada. Karamsarlık var değil mi? İnnallah <laughs> meassabirini bilse <laughs> ya Allah bizimle beraber Skruni e ve skurulli evvela kin tek parın ya ölezin aminu istayine biz sabri ve salat. İnna Allah me as sabiri. Allah sabrı beraber. Demek ki biz Allahlıyız, yalnız değiliz. Ayrıca sadece Rabbül Alemin değil, bütün evliya Allah Hazreti da bizimle beraber. Ama atıyorsun. Allah atmıyorum. Ayet söylüyor hocam. Ayet söylüyor bir. ikincisi de e, Rabbül Alemin arada şurayı biraz aralayıp bir mana geliyor. İşte manada bütün o e, Allah Hazaratı eğer yeterince kalp tasfiyesi ve nefs teskiyesi yapmışsak manada cemallerinin ne şeref oluyorsun. Rüyalar görüyorsunuz hocam. Demek ki there is no existential solitude for us Muslims. <laughs> hocam gerçekten. Lugat <öyle. gülüyor> Ağızları kızıyordur bana. Bu adam ne hep İngilizce söylüyor. Yahu şey ne söylüyor? Daha yanlış hocam. hocam. nasıl söylüyorum. Hocam hakikaten daha da yanlış Onu da söyleyeyim hocam. Çünkü bu tabirlerin çoğu maalesef patları uydurduğu için. Küçümsüyoruz babam. Küçümsüyoruz. Evet. evet. Ben desem onu bizim klasik e, Türkçemizle, esas Türkçemizle söyleyecek <laughs> olsam şey olacak. E, i̇nsanlar sıkılacak. Ama İngilizcesini söyledim mi kulaklar böyle hani açamıyor hocam. Çıkıyor. Hocam bugün tabi batıda insanlar çok yalnız. Hocam bizim peder bazen gelir. Bir camiye gider. O, o gün 20 tane dostu olur bir günde. Ya arkadaş İstanbul gibi kocaman yerde insanlar yalnızlık çekiyor. Ya hocam dinimizin sosyalleşmeye müthiş bir teşviki de var. Ya hocam iyi bir Müslümanın yalnız kalması mümkün değil. Diye düşünüyorum. İşte ya ayet çıkıyor. Yani bir Rabbül Alemin var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Eğer yeterince temizlenmiş isek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın reç şerifleriyle, o tabii o, o mana e, hakikaten artık o e, çok özel bir şeydir. Ama manada e, öyle buyurdu e, aa, büyüklerimden birisi, dur şimdi birazdan aklıma gelir. Manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Üç gün hasta gibiydim dedi. Allah Allah. ya Yani ismi gelir birazdan aklıma şimdi. E, yani biraz söz dinlersek işte o yalnızlığın olmadığını, refakatli olduğumuzu yükü bizimle taşıyanlar olduğunu in Allah'a meyassabi yükü seninle taşıyorum diyor. Yükü bizimle beraber taşıdığını ya bir şekilde hissedersek, hal olarak hissedersek ha diyeceksin ki Acı çekmeyeceğiz. Ya çekiyoruz tabii. insan olmanın getirdiği. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam acı çekmedi mi? hüzün yılı var işte bütün <laughs> e, yavrularını kaybetmesi var vesaire ama daha kolay. Daha kolay. Hocam e, manasını verirseniz Viktor Frankl'ın bir sözü var. Eğer bir şeyin manasını verirsen onun diyor nasıl olacağını, nice olacağını bilirsin. Yani kolayca o işi çözersin diyor. Hocam insana zor gelen manasını bilmediğin bir şey yapmak. Evet. Yani bir hastalık gelmiş. Mana verirsen hocam kolay. Allah'ıma daha çok mükafat vereceksin ahirette diyoruz. Sabrediyoruz. Ama e, ya bunun bir bedeli yoksa ben bu hastalığı niye çekeyim diyor. Hatta hocam bu ötenazi tartışmalar hep batıda oluyor biliyorsunuz. Adamlar hocam hedonist. Diyorlar ki hayatın manası zevk almaktır. 70'ime kadar zevk aldım. E, ahiret inancı da yok hocam zaten bunlarda. Yaşamanın ne faydası var diyor. Adam kendince makul ama hocam bizim için makul değil. Çünkü biz bu dünyada bir kere la ilahe illallah desek, hocam tevhidi yaşasak, tevhidin gerektirdiği sevgiyi yaşıyoruz. Ve bizim hocam müthiş bir mutluluk kaplıyor vücudumuzu. Evet. Ya yani şu evet. dünyada bir saniye fazla kalmak bizim işi bir kazanç hocam. Evet. Hasta bile olsak. Evet. Yani neticede e, böyle bir alem varsa, içimizde böyle bir şey varsa, tabii yani ya öbür alemde görmek de güzel be. <laughs> İnşallah hocam bunu da göreceğiz. <laughs> Gösterirlerse tabii. İnşallah. Şey yaparlarsa o da güzel. Bir de hocam Şöyle. nefis hep böyle e, 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 eğlence istiyor, şamata gürültü istiyor. Hocam Allah isteyenlerle beraber sabır etmek de gerçekten hocam hele bugün daha da zorlaştı çünkü evet. hocam internet alemi var cep telefonlarıyla komutu aman hocam ama hocam, hocam maalesef no, hocam o çok tehlikeli yine camideki yaşadığım olaylardan bir tanesi ya cep telefonunu önüne koyuyor sesini kısmış ama ben namazdayken telefon üzerinde renkler renkler bunlar şunlar bunlar çıkıyor ya bu çok çok felaket bir durum oldu artık. Bir kere cep telefonunu zaten sesini kapatacaksın ama önüne koyma. Deccal'i önüne koyuyorsun ya. Deccal önünde. Sen onu bırak namazda tek eliyle namaz kılarken bakan var. Ha, kaldıramıyorum Helo bunu valla. Hele hocam vallahi. hutbe dinlerken e, mesajlaşanlar, o telefonda konuşanlar evet. artık gırlak diyor maalesef hocam. 20 dakikalık bir evet. cuma namazımız var Evet haftada yani 20 evet. dakikacık ya. Orada bile hocam insanlar maalesef... Hocam nasıl bunun deccal olduğunu nasıl anlatacağız bu insanlara? Hadis-i şerifte buyruluyor biliyorsun diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü buyuruyorlar ki Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından kıyamete kadar tek gözlü deccalden tek gözlü deccal işte şu makineden da büyük bir tehlike gelmemiştir. Deccale bakan kaybolacak. Nasıl uyanacağız? Ne yapacağız? Bak Dışarıdan da tamam, şey ama camide bu nasıl olur ya? A aklım hafızalama almıyor. Ve hocam o herkesin sevdiği şeyi hocam karşınıza getiriyor. Algoritmalar var içinde. Çocuğa çocuğun sevdiği şeyi. gence, kadına, erkeğe, işçiye, patrona. Ve hocam herkesi bir şekilde alıp götürüyor peşinden. Dehşet bir hocam yani deccal sistemi var orada. Hocam belki işte bu manevi zevklerle bunun önüne dur hocam. Yoksa eğer böyle yüksek manevi idealler olmazsa bu deçelde hocam kurtulmak çok çok zor. İşte yani neticede ben bunun üzerine çok yazdım, çizdim falan filan. Evvela bir kendi ekran zamanımızı ve ekran içeriğimizi belirtmemiz, bilmemiz lazım. Onu patolojiyle bildir bir araya getirmemiz lazım. Mesela Facebook'tan bir hafta girmemek Facebook'a kaygıda belirgin bir düşüş getiriyor. Yapılmış bu Almanya'da yapılmış bu çalışma. E bize psikiyatlara iş düşüyor. Yalnız biz psikiyatrlarda örtülmüşüz. örtülmüştür. Yani herkes örtülmüş. Ben buna örtülmüşlük şeyi diyorum, e, hali diyorum. Herkes örtülmüş. Geçen gün bir yerde bir konuşma yaptım. İşte bunu anlattım. Örtülmüşüz falan filan dedim. E baktım ki yani aşağı yukarı işte üçte işte biri ben konuşurken şey, telefonla oynuyor. Galiba şeyde Çin'de, e, Kore'de, e, Japonya'da olduğu gibi rehabilitasyon merkezlerinin artık açılması lazım. Yani orada rehabilitasyon merkezlerinde belirli bir müddet bu ekran bağımlılığından orantılı bir şekilde orada bir çok ilginç şeyler olabilir. Çıktıktan sonra oradan insanlar yeniden doğmuş gibi olurlar. Bak orada o zamanı geçirmeden evvel ne söylesem boş. Hep o mesali veriyorum. İstanbul'da benim bir içkili lokantaya gidip arkadaşlar bir dakika durun. Şu içki sizin karaciğerinize zarar veriyor, şu hoca yapıyor, bunu yasa desem ne olur? abi gel sen de bir tane <laughs> Sarhoş. Ya bu cep telefonunda bir sarhoşluk getiriyor. Maalesef. Ya şey bir Amerikalı araştırmacı o kitabı okudum ve Türkiye Türkçe'ye tercüme ediliyor. Bakın diyor. Sade baktıkları zaman örtülmüş değil artık insanlar diyor. İnsanlar diyor bakmadıkları zamanda örtülmüş diyor. Bunun Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı ne olabilir? Sekeratül mevt olabilir. Başka ne olabilir? Sekeratül mevt ölüm baygındığı. baygınlığı. Eyvallah. Başka ne olabilir? Vallahi hocam bu kuşülerim şey e, yapımcımız uyarıyor hocam. Haftaya hocam bunu bulmaya çalışayım ben. tamam haftaya bulmaya tamam çalışayım. Tamam hocam haftaya. Hocam sana düşünelim. doyamadım. Hocam Bak, ben de sana doyamadım. Senin o kuşun da orada. Benimki <laughs> duruyor mu ala. hala? Duruyor hocam. Hocam çok teşekkür ederim gönlünüze dilinize sağlık hocam. Canım yani hocam. Allah, Allah razı olsun. olsun. Sağ ol. Vav TV'mizin pek kıymetli izleyicileri bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.